Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Birinci okul astroloji yapar merkezinden Sayın Demet Baltacı ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle birlikteyiz. Kova burcunun kardeş burcu ikizler evet. Burcunda bir yeni ay. Güzel. Aşk. Evet kovalar hareketli, keyifli, biraz eğlenceli bir yeni aya giriş yapıyorsunuz. Sosyal yaşam, evet. Aşk, birliktelikler, flörtler, çocuklar bunların hepsinin ön plana çıkacağı bir genel ay yaşayacağız. Detayları nedir sevgili Demet? Evet hemen ayın başında özellikle kovaları etkileyecek güneşle Uranüs arasındaki seksil bir açı var. Sevgili kovalar kısa bir seyahat olabilir. Yakın çevrenizle ilgili haberleşmeler, keyifli organizasyonlar olabilir. Bazı sözleşme imkanı, anlaşmalar, toplantılar söz konusu olabilir. Medya, radyo, televizyon. Evet özellikle evet yabancı kültürler, yabancı ülkeler, medya, yayıncılık, yüksek öğrenimle ilgili kavramlarda yine daha fazla hareketli olacak bu ay içerisinde. Merkür'ün retrosu başlıyor. 7 Haziran'da Yengeç Burcu'nda başlayacak. 17 Haziran'da İkizler Burcu'na doğru gerilecek Merkür. Sevgili kovalar, birazcık iş yaşamlarında, günlük hayatlarında gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Önceden başlamış, yarım kalmış işleri bitirmek için değerlendirilebilir. 13 Haziran'da süper evet. Bir dolunay var. Evet, 13 Haziran'daki yay burcundaki dolunayla beraber sosyalleşmek, toplumsal grupların arasına katılmak, arkadaş grupları, gece çıkmak, insan ilişkilerinin artması çok fazlasıyla görünecek. 18 Haziran'da Venüs Sextil Jüpiter var. Boğa ve Yengeç Kasbı içinde Kova Burcu'nu çok olumlu etkileyecek bir gezegen döngüsü. İşle evi aynı yere taşıyabilirsin, iş yerini evet. Değiştirebilirsin veya evinle ilgili bazı değişiklikler yaşayabilirsin. Ama işinde ve kariyerinde bir yükseliş, evinde ve ev yaşamına ilgili güzel haberlerin de gelebileceği bir döneme evet. Giriyorsun. Evet. Bunları öğrenebilmek ve bu detayları daha iyi algılayabilmek için Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nin günlük, haftalık ve aylık burç yorumlarına dikkatli bir şekilde evet. Takip etmelisin. Doğum haritanda çünkü ilginç döngüler var. 20 Haziran'dan itibaren Güneş kavuşumu Merkür seyahate gitsen mi gitmesen mi şeklinde seyahatler, konuşmalar. Bazı anlaşmalar, toplantılar gündeme gelebilir sevgili kovalar. Yarıda kalan, eksik kalmış olan evet, bazı konuların eski sevgiliden gündeme haber gelmesi gibi eski şeyler. Eski bir sevgiliden haberler gelebilir. Haberleşme çünkü. Özellikle. Haberleşmeyle ilgili konular ön plana çıkabiliyor. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'nda aslında sağlığa biraz dikkat edelim. Sağlık, dinlenme, keyif ve huzurun daha fazlasıyla olacak. Çünkü Yengeç Burcu'nda 21 Haziran'da olumlu bir döngü var. Evet. 23 Haziran'da Venüs İkizler'de. O güzel. Aşk çocuklar. Getirir. Çocuklarla ilgili güzel, keyifli gelişmeler, tatiller, seyahatler, tatiller, organizasyonlar. Tatiller, eğlenceli, birden fazla seyahate çıkabiliyorlar. 27 Haziran'da Yengeç Burcu'nda yeni aile beraber sağlık, iş, birlikte çalıştığı insanlar ve evcil hayvanlarla ilgili konuların gündeme geleceği bir 10 Temmuz'a kadar bir dönem yaşayacaklar. Bence keyifli derim. Evet, özellikle o Yengeç yeni ayının Neptün'de güzel açısı parasal destekler de verebilecek bir yeni. Beklenmedik evet. Bir parasal destek aileden de gelebilir. Evet. Sevgiyle kal, mutlu kov. Hoşça kal. Güle güle.